hamilelik süresi en uzun olan memeli 2 yıl ile Afrika filidir. Bilim insanlarının bulduğu donmuş akrep buzu çözüldükten sonra yürümeye başlamıştır. Aluta maymunu çok gürültülü bir hayvandır. Attığı çığlık yaklaşık 5 kilometre uzaktan bile duyulabilir. 6 kartallar 241 kilometre hızla avlanmak için dalış yaparlar ve bu kartalların tamamen yetişkin geyiklere saldırdıkları bilinmektedir. Anakondalar çiftleşeceği zaman birkaç rakip erkek dişinin etrafında top halini alır ve yaklaşık bir ay süren bir yarışma yaparlar. Kraliçe arı öldüğü zaman işçi arılar bir dişi arıyı onu daha verimli hale getirecek olan arı sütü ile besleyerek yeni bir kraliçe meydana getirirler. Deve kuşları tekmelerini silah olarak kullanır. Tekmeleri bir aslanı öldürebilecek kadar güçlüdür. Boz ayılar 48 kilometre hızla koşabilirler. Bir bukalemunun dili kendi vücudu kadar uzayabilir. Bir çita 96 kilometre hıza 3 saniyede erişebilir. Dünyanın en zehirli deniz anası 4 ayrı organizmadan meydana gelmektedir. Deniz atları yeryüzünde erkekleri doğum yapan tek canlılardır. Okyanusta 1 kilometre derine dalabilen güney deniz filleri nefeslerini 2 saat boyunca tutabilir. Dev istiridyeler sığ kayalıklar üzerinde bir yer bulur ve bir daha oradan kıpırdamazlar. Deve kuşları koşarken bir adımda 5 metre ilerleyebilir ve 69 kilometre hıza ulaşabilirler. Tek hörgüçlü develer nadiren terler ve 15 dakikadan daha az bir sürede 100 litreden fazla su içerler. Mavi balinaların dillerinin ağırlığı yetişkin bir filin ağırlığı kadardır. Galapagos kaplumbağaları günde 16 saat uyur ve bir şey yiyip içmeden bir yıl dayanabilirler. İguanalar su altında 28 dakika yaşayabilirler. Erkek imparator pengueni bir şey yemeden kuluçkada 2 ay boyunca dişisinin yemek getirmesini bekler. İstiridyeler yaşamları boyunca birçok kez kendi cinsiyetlerini değiştirirler. Bir kar baykuşu bir yılda yaklaşık 1600 sıçan yer. Kar leoparları bir seferde 15 metre ileriye zıplayabilirler. Kara sinekler fa notasıyla vızıldarlar. Karınca yiyenler günde yaklaşık 35 bin karınca yer. Keçi ve koyunların neredeyse 360 derecelik çevrelerini görebilmelerini sağlayan dikdörtgen şeklinde göz bebekleri vardır. Komodo ejderlerinin salyalarında 50'den fazla bakteri türü yaşar. Ejderin ısırdığı hayvanlar 24 saat içinde kan zehirlenmesinden ölürler. Köpek balıkları 94 litre su içerisindeki bir damla kanı fark edebilirler ve 5 kilometre uzaktan bir kan damlasını hissedebilirler. Kral kobra 5.4 metre ile en uzun zehirli yılandır ve kendisini 1.8 metre yukarıya kaldırabilir. Kunduzların dişlerinin uzaması hiçbir zaman durmaz. Dişlerinin uzunluklarını dengede tutmak için ağaçların dallarında ve gövdelerinde onları törpülerler.
Kurtlar günde 9 kilogram et yer. Kutup ayılarının güneş ışınlarını daha iyi emsin diye beyaz tüylerinin altında siyah derileri vardır. Morsların hayatları boyunca uzayan 1 metrelik uzun dişleri aslında köpek dişleridir. En büyük dev mürekkep balığı 18 metre uzunluğundadır ve gözleri deniz topu büyüklüğündedir. Narvalların 2 tane dişi vardır. Erkeklerde bu dişlerden birisi fil dişi gibi uzayabilir. Bütün palyaço balıkları erkek olarak doğar ve sonradan sadece baskın dişi olmak için cinsiyet değiştirirler. Yetişkin bir panda günün 12 saatini yemek yemeye harcar ve bu süre boyunca yaklaşık 12 kilogram bambu yer. Pireler kendilerinin 100 katı kadar yükseğe zıplayabilirler. Bu kurbağa türü kış uykusunda vücudunun çoğunun donmasına izin verir. Buna rağmen sonradan hayatta kalabilir. Su aygırları güneş kremi ve nemlendirici olarak kendi ciltlerinden kırmızı yağlı bir madde salgılarlar. Çiftleşme sonrası erkek tarantula dişiden olabildiğince uzağa kaçar. Çünkü eğer kaçmazsa dişi onu yiyecektir. Tarantulalar sindirim enzimleri salgılayarak avlarını sıvılaştırırlar ve bu şekilde onları içerler. Deri değiştiren tarantulalar mide zarı ve hatta kayıp uzuvlarını bile değiştirebilirler. Dişi tavus kuşları erkeklerini seçerken boyutlarına, durumlarına ve renklerine bakar. Üç tırnaklı tembel hayvanlar günde 20 saat uyurlar ve sırtlarında yosunlar büyür. Uçak yılanlar havada 100 metre mesafe kat edebilirler ve havadayken dönüş yapabilirler. Uçan balıklar su üzerinde 59 kilometre hıza ulaşabilir. Vampir yarasalar sadece kanla beslenirler. Elektrikli yılan balığı 600 volta kadar elektrik verebilir. Yeni doğmuş zürafalar doğumdan yarım saat sonra ayaklarının üzerine kalkabilirler.